Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün güzel enerjik uyandım ama bir de ne göreyim, havanın böyle olduğunu görünce dedim o enerjini biraz indir Ezgi. Çünkü senin enerjinle havanın durumu pek uyumlu olmuyor. Neyse, çocukları bıraktım geldim, ortalığı görüyorsunuz, hiç görmeyin. Kahveyle başlayacağım güne. Belki de sürekli güne kahveyle başlıyorum ama bu da sebebi ise şu: ben böyle her tarafı topladıktan sonra keyif kahvesi yapmayı sevmiyorum arkadaşlar. Ben böyle iş önümde olacağım, o kahvemi böyle rahat rahat içeceğim, ondan sonra işe koşulacağım. Dün yukarıyı toparladım. İyi ki de dün yapmışım çünkü bakın bugün yine yağmurlu. Yaptım, mis gibi kokuyor. Yukarıya yaz zaten, merdivenin böyle orta adımlarına çıkın, mis gibi böyle hep şey kokuyor, çamaşır kokuyor, çarşaf nevresim kokuyor. Bugün ise banyoyu, yukarıdaki banyoyu toparlayacağım. Ondan sonra da bu alt katı silip süpüreceğim. Ufak banyoyu zaten her gün yaptığım için yine üstünden geçerim ama öyle derin bir temizliğe ihtiyacı yok, alttaki banyonun. Tuvaletin, banyo diyorum. Onun için güzel bir böyle sabah espressomu içtim ama bugün şimdi bir sütlü kahvemi içeyim. Serhat da bugün kendini iyi hissetti, o yüzden işe gitti. Çünkü evde o da sıkılıyor, yani yapacak bir şey yok. İyi de çocukların evde olmamasına denk geldi onun dinlenme zamanı. Çünkü çocuklar evde olsaydı hiç böyle rahat da edemez yani. Hem ses gürültü hem çocuklar ilgi isteyecekti. Hiç olmayacaktı. Dinlenemezdi yani. Ağrımaya iyileşemezdi belki o kadar çabuk. Hem çocukların tenise gitmesiyle bizim de akşam eve hep geç gelmemizle o bayağı bir dinlendi. O yüzden kendini iyi hisseder hissetmezse zaten bugün işe gitti. Adamlar evde pek durmayı sevmiyor arkadaşlar. Çünkü kim durmak ister? Benim elimde olsa ben de işe kaçarım ama dışarıda bir işim yok. Gerçekten. Nankör yani. Ev işi. Vallahi çocuk bakmak da nankör. Yarın bir gün diyeceksen ne yaptın ki bize? Öyle oluyor yani. Neyse, biz yine elimizden geleni yapalım da onlar varsın kıymet bilmesin. Sabah dedim ki şu makinenin içini boşaltayım. Bardaklarım yine böyle lekeli durdu. Böyle lekeli durduğunda arkadaşlar buranın suyu eksik oluyor. Normalde ışık yanıyor ama hem bir alt borusuna bakarım temizlenmesi gerekiyor mu diye. Çünkü oraya da sık bakıyorum, temizliyorum. Hem de bu tuzunu, parlatıcısını falan koyarım. Ondan sonra tekrar açacağım. Bardaklar lekeli durunca hiç hoşuma gitmiyor. Bir de ne güzel yarıyor biliyor musun? Bu limonun kendisini ikiye bölüyorum, koyuyorum içine. Eskiden limonlu su yaptığımda kendim içtikten sonra koyuyordum. Limon birebir yani, bu diğer ilaçları hiç koyma, limonu koy sadece, o bile işe yarıyor. Devran pek oynama modunda değil. Bunlar temiz, bunları hep yukarı çıkartacağım. Dışarıdan aldım çünkü yağmur başladı. Öyle yani, dağınık bir evin içinde yüksek motivasyonlu bir anne ne demek? Direkt işe koyulmak demek. Bir de ne canımı sıkıyor biliyor musunuz? Şimdi enerjiden bahsettik ya dünkü videoda arkadaşlar. Enerjiden bahsedince şöyle bir şey düşündüm dedim. Çünkü benim aklıma genelde böyle iş yaparken saçma saçma şeyler gelir. Tam böyle benim nevresim mi? Bir saniye. Sıcak. Tam böyle benim nevresimi düzüyorum. Ondan sonra dedim ki ya dur bir saniye dedim ya. Hani ev tam böyle bitmedi ya. Acaba diyorum hani evin bu boş olması, işte bir şeylerin, dolapların, ne bileyim bir aynanın, bir vazonun, bir çiçeğin olmaması mı acaba enerjimi düşürüyor dedim. Sonra geçmişe gittim çünkü bu aralar bayağı bir kendi eski videolarımı izliyorum. Hani enerjimi nerede kaybettim onu bulmaya çalışıyorum. O yüzden böyle geriden izliyorum, geliyorum. Daha henüz enerjimi kaybettiğim bölümlerde değilim. Ve şey böyle her şeyi çekiyorum, yer pislik içinde çekiyorum, dünya umurumda değil, çocuklarımla ilgileniyorum. Bir de üçü çok küçük yani, düşün, derin daha 4 bile değil. Arya var ve Devran var ve öyle bir enerjim var ki ben kendimi hayret ediyorum. Şimdi onu izlerken yoruluyorum ve o zamanki Ezgi seni izlerken yoruluyoruz diyen cümleleri böyle aklıma geliyor. Diyorum ki demek ki haklılarmış. Ben bile kendimi izlediğimde yoruldum yani, dedim bu ne?
Hani bir sakinlik istiyor insan videoda. Neyse, istedim dedim. Acaba hani bir şeylerin tam olmaması mı? Ondan sonra diyorum ki sürekli böyle materyal şeylerden ümit bekliyorum. O da olmaması gerekiyor diyorum. Hani insan kendi kendine her şekilde mutlu hissetmeli diyorum. Böyle şu an kendime sorguladığım enerjimin gerçekten ne zaman düştüğünü, ne ara düştüğünü. Çünkü babamın rahatsızlığından önce de enerjim düşüktü. Yani sadece tamam babamın rahatsızlığı zaten büyük moral bozukluğu oldu bizde ama ondan öncesi de var. Ondan önce de moralim bayağı bozuktu. Bilmiyorum kızlar yani ama enerjimi düşürdüğüm yerde bulacağım videolarda. Çünkü ben hep geri dönerim videolara bakarım. Biri bir şey sorduğunda aa o zaman ne olmuştu acaba dediğinde ben videolara bakıyorum. Bulacağım. Bulduğum an size de söyleyeceğim. O yüzden şimdi saça girdik. Saç olabilir dedik. İşte ne bileyim odaların tam düzenli bitmemesi işte dolap eksikliği de şuydu buydu cart curt böyle dekoratif eşyaların eksik olması mı acaba moralimi bozuyor diye onu bir dıştan çıkardık. Ama bence ne varsa kendi içimizde var. O yüzden kendi kendimizi mutlu etmemiz lazım. Yani başkalarından değil, materyalist eşyalardan değil, kendi kendimizi mutlu etmemiz gerekiyor. Bence her mutluluk ilk önce kendinde bitiyor. Diyerek bugün bak bir tık daha böyle hiperaktif uyandım ama hava kötü. Neyse biz onu şey yapmayacağız, moral bozukluğu yapmayacağız ve direkt yukarıdaki banyoyu şeyi toplayacağım. Gösteririm birazdan. Kahvemi içeyim de çok konuştum. Evet arkadaşlar. Şimdi yulaf yapacağım. Edit yaptım, bitirdim. Saat 12 oldu bile, inanır mısınız? Saat 12:15 var. Bizim evde en çok tüketilen şeylerden biri muz, biri yulaf. Yine bitti. Her markete gittiğimde alıyorum şöyle 1 kiloluk. Zaten burada çok da ucuz. Bu 1 kiloluk sanırım 1 sterlin bile değil, öyle bir şey yani. Yanlış da bir bilgi vermeyeyim ama 1 sterlin falan olması gerekiyor. Benimkiler de çok seviyor. Zaten sağlıklı karbonhidrat. O yüzden yemelerinde hiçbir sakınca yok. Diyen kişiye bak. Tüm yaz abur cuburla beslendiler bizimkiler neredeyse yani. Çok fazla tükettiler. Sürekli çünkü yemeklerini de yediği için düzenli. Ben şey yapmıyorum yani. Benimkiler her çok şekilde yemek de yediği için. Abur cuburu yeseler de pek ne derler, kısıtlamıyorum yani açıkçası. Tatil diye de biraz relax davranıyorum. Şimdi benimki Devran pankek istedi. Sonra yaparım, sonra yaparım dememe rağmen illa şimdi istiyorum dedi. Benim çocuklardan en inatçısı Devran. Yani Devran'la inatlaşmak imkansız gibi bir şey. Şöyle muzlar da bayağı bir yumuşamış. O yüzden 4 tane kullanacağım. 4 tane kalmış zaten. Bugünden sonra da evde olmayacağımız için direkt hepsini yapacağım. Fazlaca yapacağım ki çocuklar da okul şeyden sonra, tenisten sonra yesinler. Şöyle 4 muzumu kullanıyorum. Ondan sonra 3 tane de şöyle biraz fazla büyükçe yumurta. Bunu çok yapıyorum. Bizimkiler çok seviyor. Bazen bir iki defa diğerini yaptım. O da bazlama gibi oldu aslında. Bol tereyağlı böyle yaptım. O da güzel oluyor ama tercihim bundan yana. Çünkü üstüne şeker meker koyuyorlar ya. O yüzden diyorum hani bu da böyle olsun. Biraz kabartma tozu. Aşkım bak pankekini yapıyorum. Daha yukarıya bile geçmeden illa dedi pankek yiyeceğim. Zaten öğle yemeği zamanı da geldi. Dedim pankek yerken o, ben de yukarıyı toplarım. Yukarıyı ne yapacağım arkadaşlar? Biliyorsunuz odaları topladım dün zaten. Duşakabini sileceğim. Sürekli şey önüme vanilin koyuyorum. Sürekli önüme bir tane kadın var. Adını unuttum, kusura bakmasın. Biraz tuz, sonra da başlayabiliriz. Tuz dengeliyor çünkü. Şöyle. Bir tane kadın var arkadaşlar. Önüme sürekli o çıkıyor. Ve bir tane mix yapmış kendisine. Çamaşır yumuşatıcısı. Ondan sonra bulaşık parlatıcısı.
ve tuz. Ne suyu, tuzuydu? Limon tuzu. Onu kullanarak, ha, sütü unuttum kız, sütüm nerede? O üç malzemeyle pırıl pırıl yapıyor kireçli camları. Aşkım yapıyorum, sabırsız çocuğum yapıyorum. Ama bak oluyor, bekle. Devran hiç susmaz olana kadar. Sevdiği kızı başkasına varmış. Dayanabilirsen dayan Ali Cabbar. Benim çocuğum büyüdü, benim bebeğim büyüdü, benim bebeğim 4 yaşında olacak. Sen hala mı gözümüzde bebek gibisin Devran, biliyor musun? Diğerleri koca erkek oldu, koca kız oldu ama sen bebek gibisin hala. Çünkü sana abi rolü vermedik hiç. Aha. Onu yapacağım şimdi. İlk önce şu biraz sıvı oldu ama birkaç tanesi ilk önce ince olacak. Alttakilere gelene kadar kabarıyor sonra. Ama sen sabırsız olduğun için yay burcusun çünkü. İstiyorsun ki her şey hemen olsun, değil mi? Hemen olsun. Ondan sonra sen... Yavrum tamam, yağ şey kızarsın biraz erisin. Oldu da. Yavrum tamam. Gel dans edelim. Aa dur, babanın sürekli açtığı bir Fransız şarkı vardı. Onu açalım, dans edelim. Öyle oluyor pankekimiz. Şişmez dedim ama kabarmaya başladı. Ben ayarı ilk başta hızlı açıyorum. Ondan sonra 6'ya verdim 9'dan. Böyle daha güzel pişiyor. Bu tarifimi yapmayanlar varsa haber versin. Çok güzel oluyor. Yani diyetteyseniz falan da yiyebiliyorsunuz. Tabii vegan, vejeteryan değilseniz. Çünkü içine süt de giriyor. Gerçi ben de sütü normalde yulaf sütüyle de kullanıyorum. O da güzel tatlımsı yapıyor. Ama siz her şekilde deneyebilirsiniz. İsterseniz unu sadece değiştirin. İsterseniz sadece ne derler ona? Sütü değiştirin. Benimkine vereyim. Çünkü bal koyuyorlar. Ondan sonra da ben doğum günü pankeki diyorum. Kendim doğum günü pankeki. Üstüne de böyle biraz sprinkle koyuyorlar. Daha Ben iştahlı misoye nançıhan gok gata Çakkuman usumina Orinay jangnan gata
Aşkım burada ilaç var. Sen çık, ben sonra gelirim yanına. Aslında ilaç çok olmuyor, yumuşatıcı kuruyor ama neyse. Silince sanki yıkanıyor, temizleniyor gibi oluyor ama suyu koyduktan sonra... Mama, you clean it. Evet aşkım, çünkü burası bana dert oldu. Anladın mı? Mom. Hı. Can you get a towel and wipe? Sırf bu cam yüzünden tüm banyoyu değiştiresim geliyor. Sadece şu cam yüzünden. Neyse kızlar, ben burayı silim. Ondan sonra size gösteririm. Temizleniyor gibi oluyor ama bakalım. Umarım temizler. Arkadaşlar ben aşağı süpürüp silip toparlayana kadar burası böyle kurudu. Şöyle kurudu ama yani zannetmiyorum gerçekten de. Zannetmiyorum ki çıksın. Böyle görünüyor şu an. Ben bir su vereyim. Ondan sonra bakalım nasıl olacak. Hep birlikte görelim. Yok arkadaşlar, çıkmadı. Bilmiyorum yani, limon tuzu kullanmadım. Ondan mı acaba bilmiyorum ama çıkmadı. O yüzden yani olmadı, yapacak bir şey yok. Bilmiyorum siz görebiliyor musunuz ama. Ben dedim bir Türk kahvesi olur ha? Kahvesi işte. O zaman Nescafe olsun. Annem yine bir dolaplara girişmiş arkadaşlar. Şurayı şöyle yapmış. Sonra gözüm buraya çarptı. Bu dün buradaydı böyle. Böyleydi. Geldim. Bu sabah burada böyle. Her gün bir yeri değil. Her gün pozisyon, yer değiştiriyorlar. Her gün yer değiştiriyorlar anne. Olan süsler de her gün. Niye, senin neyin var? Sonra şu dolabını çok sevmiş. Burayı göstereyim size. Bakın tüm dolap şey, elektronik eşyalar. İstediği zaman kullanabilir. Aynen. Güzel olmuş burası. Eskiden ne vardı ki, ben unuttum şimdi. Burada ne vardı? Ne bileyim, bir şeyleri koydum. Baklagilleri. Ha doğru. Bir ondan sonra plastik türlerini koydum. Ne bileyim, her zaman değişiyor. Evet, yarın gelirsek başka bir şey girmesin buraya. Evet, orada da değişik şeyler vardı. Baharatlar vardı orada. Şimdi onun yeri yine değişmiş. Ben seviyorum değiştirmeyi. Yani. Sonra kendin unutmuyor musun neyi nereye koyduğunu? Yok. Burada temizlenmedim hepsi. Hı. Düzenlenemezsin. Bak şurası boşaldı. Orası zaten şey, abur cubur dolabın. Çocukların abur cubur dolabı orası. Hiç abur cubur kalmamış. Ne eskiden abur cubur dolabı orasıydı. Burası. Şimdi burası. İyi. Ha. Ay şu tarhanayı çıkar da yiyelim. Ver tarhanayı, yiyeksiz yemiyorsunuz. Ya yeme, yemek yemezsiniz. Yemekten sonra ye. Ne ama kahve içeceğiz. Kahvenin yanında güzel giderdi tarhana. Tamam, deli. Neyse, tarhana da yedirtmedi. Bugün yukarılarda tertemiz yaptım. Aa, buranın yeri de değişmiş. Hey, ben seviyorum değiştirmeyi. Yoruldum ama 2-3 gün. Ama canın mı sıkılıyor senin? Canın mı sıkılıyor senin? Hem temizliyorum hem değiştirmeyi seviyorum. Bir değişiklik oluyor. Severek yaptım. Hani bir şey de yeni alırsın ya, ama değişik koyduğunda daha hoşuma gidiyor. Daha hız geliyor. Bak, senin resmini koydum buraya. Hepsi değişti.
albümün fotoğrafları bile ya, ana. Fotoğrafları bile değiştirmişsin anne. Oy dedinim. Yani öyle daha da hoşuma gidiyor iş temizlik yapmak. İş biter mi? Bitmez. Hadi kahvelerimizi yapalım, kahve içelim. Bakın bakalım kim burada? Bakın bakalım kim burada? Kim burada? Kim burada? Bakın bakalım kim burada? Mizginler geldi, biz yemeğimizi yedik. Ben markete gittim, çocuklara dondurma aldık. Çünkü söz vermiştim, dedim dondurma alacağım size. Aslında burada arabalar geliyor, böyle dondurmacı arabaları. Ama buraya gelmedi. Bu patik kız da bugün biraz daha sakinleşmiş. Dün gazı mı vardı, sancısı mı vardı anlamadı. Neyi vardı? Ama bu patik kız bacaklarını yesinler hala şey bunu. Ne oldu halam? He? Karar veremedi ki nereye baksın. Halam. Aynı Arya değil mi ya? Bakın sana. Saça bakın. Aynı. Bak saç aynı Arya'yla şey. Derinin saçı, saç modeli. Aynı. Sus kız. Seni yerler, yerler. Seni ham yapar bu zilliler. Oh. Potik potik. Ellerim tombik tombik, kirlenince çok komik. Kirli eller sevilmez, güzelliği görülmez. Soğuk anne, biraz bacakları üşürmüş. Saçlarım bakım eser, hele dişler hele dişler. Kirlenince dudaklar, kurlenince kulaklar. Şimdi ağlatma, bence Baran'la Mizgin evde demiştir, senin halan böyle şöyle. He. Kızı dün korkuttular. Aynen. Çocuk niye şimdi kucağında duruyor? Kızım sen büyüyünce bana her şeyi anlat, tamam mı yavrum, gel. Of. Tamam mı bebeğim? Tamam aşkım. Evet diye kabul ettik. Bu da ıslak gibi anne, sanki nemlim gibi. Neresi? Ne çok tatlılar, ne bunlar çok tatlı. Çok tatlı. Arasını isteyen ne? Ay güm. Bal lokum, bunlar bal lokum, bunlar bal lokum. Ay güm. Kuduşunu yesinler, bak gitti. Oğlum da burada iyice bisiklet sürmeyi öğrendi, kavradı artık yani. Geçen hafta burada annemin bahçesinde bir iki denedik öyle. Ondan sonra oğlum bayağı bir kavradı yani, sürüyor artık. Parka da götürdük biz bu hafta, sürdük biz bu hafta tüm. Arkadaşlar biraz önce Devran feci bir şekilde düştü. Yaklaşık bir yarım saat geçti, üstünden oynuyor şimdi. Ama hafif de tırsıyorum yani açıkçası. Dede ağrımıyor falan filan ama şişme de olmadı. Ama gördünüz nasıl düştüğünü. Derin yavaş oyna kardeşinle. Mami, look at her baby. It's coming out. Tek çoraplı bebek. Hello guys. Today Alex is getting destroyed. Sen de bebek oldun. Derin yavaş ama. Derin! Derin! Sen!
Sen? Yani bir tane kafa sağlam kişi kalmamış bu evde. O da öyle giyinmiş, biliyor ki video çekiyorum. İkiden bir diyor bu kulağımla çekme, şu kulağımla çekme. Neyi? Kızım almaz ki. Parasını aldı, şeye koydu bardağa. Baran dedi ki benim parasını aldı, benim bardağa koydu. Hala canım, bale. Ali kendini sevdir. Çünkü bu yaşlarda artık bizi tanıyor diye. Deme aşkım. He, ne oldu anne? Üşüdüm. He, üşüdüm. Mom, I'm stepping on my baby. Bebeğine basma. Biz bebeğe basıyor muyuz Arya? Look mom, look mom. Ani seslerine kıskırdı. Ben yapayım mı bir? Korkacak mı diye. Yapmama gerek bile kalmadı.